Merhaba, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi yarışı yavaş yavaş kızışmaya başladı. Rekabet kızışmaya başladı. Kasım ayında düzenlenecek seçimler bildiğiniz gibi artık yavaş yavaş biz de bu konuyu biraz daha ciddiyetle konuşmaya başladık. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden bir konuğumuz var. Yerinde gözlemlerini bize aktaracak. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimiyle ilgili bildiğiniz gibi mevcut başkan Donald Trump zaten aday olacak Cumhuriyetçi Parti'den. Demokrat Parti'den de bugün yarın açıklanması bekleniyor. Belki de şu anda açıklandı bile. Joe Biden aday olacak ve ikisi arasında geçecek yarış. Konuğumuz Dr. Cihan Özpınar, Portland State Üniversitesi'nde öğretim üyesi, siyaset bilimci. Cihan hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Filmi biraz geriye sararak başlamak istiyorum ben. Şimdi Biden'ın adaylığı kesinleşti ama öncesinde de bir Demokrat Parti içerisinde de bir rekabet vardı. Hatta uzun süre biz sanki Sanders biraz daha öndeymiş gibi görüyorduk. Lakin araya korona girdi vesaire. Bilmiyorum onunla doğrudan bir bağlantısı var mı ama bir şeyler oldu ve Sanders o eyalet kongrelerinde vesaire bir düşüşe geçti ve sonunda Joe Biden öne geçti. Neden? Evet, öncelikle evet bu rekabet işte adaylık açıklamalarının işte başladığı 2019 Ocak ayından itibaren bu rekabet başladı öncelikle ve İlk başta tabii Joe Biden biliyorsun eski Barack Obama'nın başkan yardımcısıydı. Önde görünüyordu. Yani ilk şeyde öndeydi ve avantajlı bir durumdaydı. Fakat kampanyalar yavaş yavaş kızışmaya başladığında işte yavaş yavaş tartışmalar yani Demokrat Parti içerisindeki adayların arasındaki tartışmalar işte yaz itibariyle başladıktan sonra Biden'ın o Obama'dan kalan Obama efsanesinden kalan popülaritesi yavaş yavaş yerini terk etti ve özellikle de Sanders anketlerde önde görünmeye başladı. Yine genelde Biden birinci görünüyordu 2019 ortaları itibariyle. Ama Sanders epey bir arayı kapatmış ve hatta başa baş hale gelmişti. Tabii bunun ardında pek çok sebep var. Her şeyden önce 2007 sonlarında başlayan işte kriz, 2008'de ağırlaşan ve işte yani sadece finans piyasalarını değil bütün ekonomiyi saran krizin faturası hala daha çıkmakta. Özellikle de Amerikan halkından ve bunun her ne kadar Trump döneminde işte bu işsizlik rakamları bayağı bir hani düşük, resmi işsizlik rakamları bayağı bir düşük seyretse de koronadan önce tabii. Tabii koronadan önce ne kadar böyle bir düşük seyretse de bu rakamlar bu şey yani krizin bilançosu halen daha ağır hissedilmekteydi. Yani çok büyük bir boşluk durumu söz konusuydu. Ev konusu önemli bir yani konut meselesi önemli bir sorun Amerika'da. Tabii her şeyden önce sağlık sistemiyle ilgili şeyler, sorunlar ve bütün bu ekonomik sorunlar Sanders'ın ve onunla birlikte biraz daha sol, biraz daha ilerici olarak tarif edebileceğimiz talepler veya programların öne çıkmasına sebep oldu bu atmosfer. Bunun tabii bir arka planı da var. Sanders yeni birisi değil öncelikle. Yani çok uzun zamandan beri Vermont eyaletinin senatörlerinden biri. Ve 2016'da da biliyorsun Hillary Clinton'a karşı Demokrat aday adayıydı. Ve o dönemden kalma bir popülaritesi, bir hareket inşa edildi esasında Bernie Sanders etrafında. Bu hareket gayet yani toplumsal hareketleri bir araya getirmeye çalışan veya bir şekilde birbiriyle kaynaştıran, uzlaştıran, hizalandıran, işte bunun içerisinde emek hareketi de bulunmaktaydı ama bunun içerisinde işte ırk konusunda veya işte ırksal eşitsizlik ya da ırksal adalet konusunda bir takım kampanyalar yürüten hareketleri de beraberinde getirmekte. Hakeza işte cinsiyet meselesi veya cinsel yönelim konularında boy gösteren toplumsal hareketleri de beraberinde getirmekteydi. Hakeza özellikle Latin, giderek artmakta olan bir Latin nüfusu ve ona paralel olarak bir Latin oyu, Latino oyu Amerika Birleşik Devletleri'nde bunların da desteğini almak suretiyle Sanders hareketi diye bir şey oluştu. Yani Sanders'ı da aşan bir hareket oluşmuştu. Bütün bunun ağırlığı tabii seçim aday adaylığı sürecinde Hillary Clinton'ın kazanmış olduğu yani dönemde 2016'da nihayetinde başarısız olmuştu yani seçimler anlamında, ön seçimler anlamında. Daha sonra ise bu 2020 başkanlık seçimleri için böyle bir tekrar bir Bernie Sanders içerisine girdi, yarışın içerisine girdi ve bu sefer daha da ağırlıklı bir şekilde bu Bernie Sanders'ın ve onun etrafında hizalanan hareketin, toplumsal hareketlerin programlarının getirdiği talepler ağırlığını hissettirmeye başladı ve gerçekten de bu ön seçimlere damgasını vurdu. Ve bu durum öncelikle Bernie Sanders'ı, onunla birlikte Elizabeth Warren'ı, o da bir başka senatör, Massachusetts eyaleti senatörü. Bu ikisini, ki ikisi de işte dediğim gibi sol ve ilerici programlar ve taleplerle yola çıkmışlardı. Bunları bayağı bir potaya sokmuştu ve fakat bir yandan da ürkütücü bir programdı. Özellikle kimi finans çevreleri için. Çünkü özellikle bu Medicare for All, yani herkes için işte bir sağlık sistemi tamamen kamusal ve bir özel sigorta şirketlerinin artık bypass edildiği yeni bir kamusal bir sağlık sistemine geçiş programı. Bunu Bernie Sanders ve Elizabeth Warren özel olarak destekliyorlardı ve savunuyorlardı. Bu büyük işte ilaç şirketlerinden onunla beraber finans kuruluşlarını ürküttü tabii ki. Ve bununla birlikte bir yeni bir şeyin içerisine girdik. Yani politik bir kırılma sürecinin içerisine girdik. Ve yavaş yavaş takım kampanyalar, yani bu demokratik ön seçimlere katılan kimi isimler, bunların arasında Kamala Harris de vardı işte şimdi Biden'ın başkan yardımcısı adayı olarak seçtiği kişi. Onunla birlikte başka isimler işte Pete Buttigieg, Indiana Bent'in belediye başkanı ve başka isim Amy Klobuchar falan. Bunlar yavaş yavaş artık işte Aralık 2019 itibariyle önce Kamala Harris, daha sonra Şubat'ta tabii Pete Buttigieg ve Amy Klobuchar, bunlar da önemli isimlerdi. Bunlar da yavaş yavaş kampanyalarını başarısızlıkla sonuçlandığı için ya da başarısız olduğu için sonlandırdılar. Ve sonlandırınca Şubat itibariyle kritik birkaç ön seçime, demokratik ön seçime girildi, yapıldı. Bunlardan bir tanesi yanılmıyorsam Şubat'ta gerçekleşen South Carolina, Güney Carolina seçimiydi. Ki siyah oyunun çok yoğun olduğu ve kilit önemli olduğu bir eyalet orası. Ve bu seçimlerde Joe Biden'ın şey üzerinden, bu South Carolina senatörlerinden, pardon temsilcilerinden olan Jim Clyburn'un bir şeyiyle, desteğiyle seçimlerden hemen 3 gün önce vermiş olduğu bir destekle Biden'ın South Carolina'da seçilmesinin yolu açıldı ve Biden bir anda o zamana kadar düşüş eğilimi gösteren bir şeye girmişti. Bir süreç içerisindeydi ve hatta işte acaba Demokrat Parti'nin merkezci bölüğü nereyi, yani kimi destekleyecek, işte bu Pete Buttigieg mi olacak, yoksa Amy Klobuchar mı olacak, yoksa Elizabeth Warren'a bir şartlı destek falan mı verilecek gibi bir şeyler konuşulurken, düşünülürken bir anda Joe Biden tekrar ivme kazandı ve yarışta öne geçti. Yani toparlarsak Sanders biraz fazla mı sol geldi? Yani sol derken Amerikan tarzda sol diyelim. Evet. Çok bizim anladığımız anlamda bir sol değil herhalde o ama. Yani fazla geldi ve Biden daha ürkütmeyen sermayeyi birisi olduğu için mi öne çıktı? Biden dediğim gibi, yani bu zaten geçmişi, ya çok uzun zaman senatör yapmış bir isim. Aynı zamanda Barack Obama'nın işte başkan danışmanı, başkan yardımcısıydı ve şey içerisinde hem Amerikan yönetici elitinin, yönetici sınıfının içerisinde önemli bir yeri ve rolü vardı bu zamana kadar, hep oldu. Bundan sonra da olmaya devam ediyor. Hem bunun bir şeyi vardı, getirdiği bir kredi vardı. Bunun yanı sıra da Obama'nın tabii ki siyah oylar üzerindeki, siyahi nüfus üzerindeki etkisi ve Biden'ın Obama'ya olan yakınlığı. Daha sonra Obama zaten Biden'ı destekledi bu seçimlerde. O taraftan gelen bir ne derler, bir Biden'a yönelen bir desteğe dönüştü ve bu gerçekten o zamana kadar altından toprak kaymakta olan Biden'ı bir anda tekrar yukarı taşıdı ve şeye soktu. Yani gerçekten en büyük kırılma noktası Biden için. O zamana kadar yani cidden böyle bir şeydi. Yani mesela New York Times gibi bir gazete işte Warren'ı destekledi mesela. Veya işte başka isimler. Mesela işte işte Facebook CEO'su, işte kurucusu Mark Zuckerberg falan, işte bunların işte o sıralarda işte Pete Buttigieg işte falan, hani samimi fotoğrafları falan yayınlandı, hani şey anlamında. Genel anlamda şöyle bir durum oluşmuştu. Bir mevcut düzen, müesses nizam taraftarı, mevcut düzenin sürdürülmesi yönünde ama Trump'ın değiştirilerek sürdürülmesi yönünde bir eğilim taşıyan çevreler, en başta da ekonomik çevreler, farklı farklı isimler etrafında uzlaşmıştı. bunların arasında Biden gerçekten böyle bir güç kaybetmekteydi bu Güney Carolina seçimlerine kadar. Ama Güney Carolina seçimleri gerçek bir kırılma noktası oluşturdu, evet. Ve siyah oylarıyla birlikte işte şeyle birlikte işte bu siyah politik siyasal elitinin önemli isimlerinden bir tanesi olan işte Jim Clyburn ve onunla birlikte işte bu kongredeki siyah kaukus diyorlar işte ona, siyah bunun şeyiyle desteğini alarak Biden bir anda öne geçti. Onunla birlikte de Sanders tabii daha sonra düzenlenen işte bu Mart başında düzenlenen işte bu süper salıyı ezici bir şekilde Biden kazandı, Sanders kaybetti ve daha sonra Biden'ın tek aday olarak çıktı. Sanders'ın da yarışı bıraktı, bir sürece girdik. Şimdi siyah oylar dedin, oradan bir yere bağlayayım. Biden az çok böyle bizim gibi uzaktan da olsa takip eden insanların tanıdığı bir isim. Niye? Çünkü sen de söyledin, Obama'nın yardımcısıydı. Ama şu an o kadar tanımadığımız bir kişiyi başkan yardımcılığı adaylığına gösterdi. Şimdi daha baştan söylemişti bir kadının olacağını. Hem bir kadın hem de bir siyah aynı zamanda. Bu yani bilmiyorum, belki bizim ülkemizde böyle şeylere alıştığımız için hani vitrin deriz ya, bazı mesela milletvekili seçimlerinde işte bir kişiyi çıkartırlar, popüler bir kişiyi ve ona vitrin denir buna genelde. Böyle bir şey mi? Yoksa Kamala Harris bir anlam ifade ediyor mu? Bir temsiliyeti var mı? Yani sadece siyah olması ve kadın olması mı? Yoksa Biden, Harris ikisi birlikte bir şeyi, birilerini mi temsil ediyorlar? Artı ikisi birbirine ne kadar benziyor? Evet. Bence her ikisi de. Yani Kamala Harris hem bir vitrin, yani hem bir iyi bir yüz. Onu açacağım birazdan. Hem iyi bir yüz hem de birbirlerini tabii ki temsil ediyor. Yani önce şeyden başlayayım. Kamala Harris bir Jamaikalı babanın ve bir Hint annenin kızı. İşte siyah nüfusun çok yoğun olduğu ve çok radikal olduğu, 60'larda özellikle çok radikal olduğu Oakland'da doğdu kendisi. İşte bu Black Panther Parti'nin, Kara Panterler Partisi'nin doğduğu şehir. Bu San Francisco yakınındaki Oakland'da. Bir şey var yani hani bir kendi kişisel hikayesi, kendi etnik ya da işte ırksal kökenleri, öyle söyleyelim. Zaten bir şeyi beraberinde getiriyor, bir takım temsilleri beraberinde getiriyor. Bunların başına tabii ki siyah grubunun, siyah nüfusunun temsilini beraberinde getiriyor. Ama onunla beraber yani çok daha az önemli olmakla birlikte bir Asya Amerikalı nüfusunun da aslında temsilini beraberine getiriyor. Ama esas burada belirleyici olan şey siyah Amerikalı nüfusunun temsilini taşıyabilmesi. Bunu taşıyabiliyor ama şöyle taşıyabiliyor. Yani gerçekten bir kimlik olarak hani işte... Yani Barack Obama ne kadar siyah nüfusunun toplam çıkarlarını temsil ettiyse yani Kamala Harris'in de belki işte o kadar temsil edebileceğini, belki de daha azını temsil edebileceğini söyleyebiliriz. Her ne kadar işte zaten böyle bir toplam bir ortalama ya da bir siyah nüfus çıkarı diye bir şeyden söz etmek çok mümkün olmasa da. Dolayısıyla birazcık o anlamda dediğin gibi bir vitrin de bir hoş bir görüntü veriyor. Hem kadın olması anlamında hem de işte yani beyaz olmayan birisi olması anlamında. Tabii bu Bunun takım başka şeyleri de var, ne derler, başka, kendisinin takım başka özellikleri de var. Uzun bir dönem savcılık yaptı. Yani geçmişi savcıydı kendisi şeyde, Kaliforniya eyalet savcısıydı. Ondan önce San Francisco'da şehir savcılığı yaptı vesaire. Bu dönemde bir şey de var, yani bir aktivitesi, tabii bir yapıp ettiği işler söz konusu. Bu yapıp ettiği işler, kendisi her ne kadar hani bu temsil ettiği siyah temsiliyeti vesaire konusunda hani bir eli güçlü olsa da aslında farklı bir profil çizdi bu döneminde. Bu döneminde çizdiği profil daha ziyade en iyi ihtimalle merkezci diyebileceğimiz ama genel olarak Amerika'daki ırksal adalet konusunda çok da fazla elini taşın altına koymamış ve hatta üstelik bu hapishane sistemini daha da tahkim edecek takım aktiviteleri altına imzasını koymuş bir kimseydi. Bu anlamda mesela şeyi düşünecek olursak, işte yani insanların hapsedilme konusundaki, yani özellikle de siyahların hapsedilme, hapishanelere gönderilmesi, suç şeyleri karşısında konusundaki daha da böyle bu şeyi eğilimi tahkim edeceği bir takım şeyleri, bir takım uygulamaları, bir takım bu biraz çevrede düşünülebilir aslında. Hapishane sisteminde biliyorsun bir şey de var, bir emek kullanımı da söz konusu. Yani hapiste yatan insanların, hapiste olan insanların emeğinin bir kullanılması ve çok da ucuz bir emek tabii ki bu. Bu konuda da böyle bir hani hapise giren insan oranının giderek Kamala Harris döneminde, Kamala Harris'in savcılığı döneminde Kaliforniya'da artmış olması, onun bu ırksal adalet konusunda aslında çok da iyi bir profil çizmediğini gösteriyor. Kendi iddialarının aksine kendisini bir tür işte ilerici bir savcı olarak gösteriyor. İşte ben öyleydim diyor ama yani şeyleri, kayıtları ortada. Dolayısıyla şöyle bir şeyden de bahsedebiliriz aslında, bu tür bir şeyle, böyle bir profille bu başkanlık yarışına girdi Kamala Harris ve şeydi, bir yani hani bir bakıma yüksek bir profildi de öte yandan. Özellikle de bu Trump'ın işte Trump yönetiminin deki görevlilerin işte soruşturulması esnasında da iyi şov yapabilmişti şeyde, Senato'da. Dolayısıyla böyle bir yüksek bir profildi ama şeyin içerisinde, bu demokratik ön seçimleri içerisinde öne çıkan şeylerden bir tanesi bu ekonomik meselelerse, bir diğeri de işte tabii şeydi, yani hani ırksal adalet meselesiydi. Bu ırksal adalet meselesinde çok da ilerici bir tavır almadı. Hakeza ekonomik konulardaki en önemli başlıklardan bir tanesi olan bu herkes için sağlık sistemi konusunda da çok böyle orta yolcu, ondan sonra hem kamunun hem de özel şirketlerin hani içinde bulunduğu bir karmaşık bir sağlık sistemi önerisiyle bir orta yolcu bir tavır takındı. Hani böyle sert ve şey, bir böyle gerçekten hani o anlamda pek de ilerici bir pozisyon almadı. Yani diğer bir konuda yani ilericiliğin ya da işte solculuğun Amerikan seçimlerindeki bu dönemdeki göstergelerinden bir tanesi ekonomik ise, diğeri işte bu ırksal adalet ise, üçüncüsü de İşte bu dünya sistemiyle alakalı olarak, hani Amerikan dış politikasıyla alakalı olarak daha da ziyade aldığı daha ziyade Şahin ne yakın pozisyon. İşte İsrail'le yakın. Ondan sonra işte Venezuela'ya veya işte Kuzey Kore'ye müdahale ve yaptırım, Rusya'ya hakeza müdahale ve yaptırımları savunan biraz daha böyle işte müdahaleci bir pozisyon. Bu üç başlığı düşünecek olursak, yani Amerikan ön seçim, demokratik ön seçimlerinin seçimlerine damgasını vuran ve oradaki atmosferi ve ivmeyi birazcık böyle hani sola kaydıran o üç başlıkta Kamala Harris her zaman sağda durdu. Yani hani merkezde veya sağda durdu ve buna karşın Biden'ın başkan yardımcısı adayı olma şansını kazandı. Bunun da arkasında bir iki şey bulunduğunu söylemek mümkün. Birincisi, Biden bir kadın adayla hani seçime gitmek istediğini açıkladığından itibaren işte bu Biden'ın da hani seçilmesinde özellikle Güney Carolina'da önde bitirmesine yol açan bu siyah siyasal elitin bir şeyi oldu. Yani bir tür biz sana destek verdik Biden, sen de şimdi şunu dinle gibi bir şeyi oldu, bir sözü oldu. Diyetini öde. Evet, diyetini öde. O da şeydi, yani hani bu bir siyah Amerikalı kadın olmalı gibi bir şey. Bunu işte zaten söyleyen kişi zaten Clyburn'du. Bizzat hani Biden'a o şey desteği veren, Güney Carolina seçimleri öncesindeki desteği veren kişi. Bu biraz hani birkaç aday daha var tabii, yani hani o siyah Amerikalı kadın ve işte Biden'la beraber işte yarışacak olan kişi, Biden yanında yarışacak olan kişi. Başka birkaç aday daha vardı ama işte mesela bunlardan bir tanesi bu bahsettiğim kongredeki siyah grubunun başındaki kişi olan işte Karen Bass'tı mesela, ama çok yüksek profiller değildi bunlar. Bir başka yüksek bir profil Elizabeth Warren'dı. Elizabeth Warren önemli bir hizmet gördü. Tırnak içerisinde söylüyorum bunu Biden için. O da şuydu. Warren mesela Buttigieg ve Klobuchar yarışı bıraktıklarında Biden'ı desteklediler ve bu özellikle de Süper Salı öncesinde bu şeyi, desteği açıkladılar. Aynı zamanda Obama'nın desteği geldi vesaire. Bu dönem içerisinde Süper Salı öncesinde Biden iyice aldı, yürüdü, gitti. Elizabeth Warren ise adaylığını yani kampanyasını sonlandırdıktan sonra nötr kaldı, yani tarafsız kaldı ve hiç kimseyi şey yapmadı, hiç kimseyi desteklemedi. Bu şey anlamına geliyor. Yani Sanders'ı desteklemedi, Bernie Sanders'ı desteklemedi ve dolayısıyla Bernie Sanders orada bir atılım yapacak fırsatı elde edemedi. Bu da tabii ki Biden'a çok yaradı. Evet. O anlamda Warren biraz da hani programı itibariyle takım sol şeyleri temsil ettiği için, takım sol programları temsil ettiği için Biden'ın yapacağı seçim gerçekten hani Biden'ın nereye taviz vereceği, kime taviz vereceği konusunda bir önemli bir soru işareti oluşturuyordu. Biden hani bütün kampanya boyunca bir bakıma aslında solla çarpışarak çıktı ve kazandı ve solun bir o anlamda bir yenilgisi oldu ama bir taviz verecek miydi? Bu tavizi Warren üzerinden verecek miydi? Bu önemli bir soru işaretiydi. Kamala Harris'in seçilmesi, Kamala Harris'i seçmesi Biden'ın o tavizin verilmediği anlamına geldi. Ve yani aynı zamanda Kamala Harris'in seçilmesi Biden'ın yönünü biraz daha merkeze ve daha, yani zaten kendisi de merkezci ama hani merkezi ve biraz daha sağı, sağ seçmeni daha tahkim etmeye yönelik bir seçim olarak okunabilir. Evet. Şimdi süremizin sonuna geldik ama seçim programlarında, seçimle ilgili programlarda seçim tahmini sormak adettendir. Sonuna geldiğimiz için çok kısa bir cevap rica edeceğim senden. Şimdi bir insan içinde yaşadığı, doğduğu, büyüdüğü, yetiştiği ülkenin seçim sonuçlarını tahmin ederken bile bazen yanılıyor. Her zaman tutturamıyoruz ki başka bir ülkenin seçimlerini tahmin etmek mutlaka zordur ama bir yandan da benim okuduğum, gördüğüm, baktığım araştırmalar, anketler, görüşler, yazılar vesaire hiç Trump'ı önde gösteren görmedim şu ana kadar. Belki de ben kaçırmışımdır. Sen daha yakından izliyorsun. Seçim sonucu hakkında ne düşünüyorsun? Çok kısa bir cevap rica ediyorum senden. Evet, çok haklısın. Önde görünüyor. Biden önde görünüyor. Harris'in seçilmesi muhtemelen siyah oylarını daha da, yani genelde siyah seçmeni, yani çok fazla böyle oy veren seçmen olarak görülmüyor. Yani olarak karşımıza çıkmıyor. Bu oyları, ya bu siyah seçmenin ilgisini kesinlikle arttıracak ve o anlamda Biden'ı biraz daha ileri taşıyacaktır ve bu zaten özellikle de bu swing state denen işte böyle kararsız, değişken eyaletlerde işte Texas gibi veya işte ne bileyim işte Georgia gibi işte veya başka eyaletlerdeki tabloyu değiştirebilir ki bu zaten şey demek, yani toplam oy sayısına göre değil de eyaletlere göre yani bir şey olduğu için seçim sonucu, yani başkan daha doğrusu belirlendiği için Amerikan sisteminde bu Biden'ın elindeki kozu biraz daha arttırıyor ama tabii ki pek çok spekülasyon mümkün ki hatta bunların yani spekülasyonun ötesinde bir takım emareler de var. Geçen günkü Soli Özel Hoca'nın programında kendisi gayet isabetli bir şekilde bu posta teşkilatı üzerinden işte gelişen tartışmaları falan ve bir takım endişeleri aktarmıştı. Bir de tabii şunu eklemek lazım, çok kısa onu hemen bir söyleyeyim. Yani bu en önemli noktalardan bir tanesiydi bence. Yani özellikle de bu Mayıs ayından itibaren Amerika'yı saran büyük bir protesto dalgası oldu ve protesto dalgası işte pek çok zaten hani toplumsal hareketi bir araya getirdi ve bir ırksal adalet talebi de vardı ve bu yani protestocuların gerçekten de böyle bir sonraki aşamada ne yapacakları konusunda kafaların çok karışık olduğu bir durumda herkesin İşte protestolarda vesaire ben de yakından gözlemleme şansı buldum. Herkesin işte böyle hani oy verelim bir şekilde, çaresiz bir şekilde belki de yöneldiği bir atmosferde muhtemelen Joe Biden'ın şeyini arttıracak. Her ne kadar herkesin ağzında böyle bir tatsızlık olsa da Kamala Harris konusunda yine de yani çünkü şöyle bir şey de var, yani hani Trump'a oy vermemek demek, Biden'a oy vermemek Trump'a oy vermek demek söylemi de var ve bu bunun üzerine bir göstermelik bir siyah aday, başkan yardımcısı adayı o anlamda çok böyle ince nokta atışı bir tercih ve o hoşnutsuzluğu, yani bu son ayların hem ırksal adalet alayışı hem de bu polis şiddeti vesaire konusunda, hatta polis teşkilatını kaldırma, ilga etme gibi talebi olan bir hareketin şeyini, ne derler, böyle bir yarattığı ivmeyi biraz kendine çekecek bir seçim olarak görmek gerekiyor bu Kamala Harris meselesini. Ve bunun da muhtemelen oylara bir yansıması olacak ama dediğim gibi biraz da şey de var, yani hani bu sola herhangi bir taviz verilmediği için özellikle de sol seçmenin çok ciddi soru işaretleri var ve nasıl bir tavır alacakları da şu an çok bilinmiyor. Takip ediyorum bir takım yayın organlarını. İşte işte Jacobin, işte Dissent veya işte The Nation gibi yerleri takip ettiğinizde görüyorsunuz. Herkeste böyle bir şey var şu anda. Ve göreceğiz. Cihan, çok teşekkürler. Bugün Doktor Cihan Özpınar'la Kamala Harris'i, Joe Biden'ı ve Amerikan seçimlerinin nasıl gelişebileceğini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.